size bir parçada bir şey okuyayım. Kaç dakika oldu? 42 dakika abi. O zaman şunu kurtarır. Uzatmadan şey yapacağım. İnsanın değerini oluşturan bir sebep de çevresidir. Yani onlar, bunlar da tevafuk eder yani bu şeyi. Zeytin hani dedik ya, yani çevreyi oluşturan, yani Beytül Makdis ve Dimeşk. Bir tanesi incir, bir tanesi zeytinin mahallini simgeliyormuş. Zaten pazarda gördükleri zaman bu şu bölgenin, şu da bu bölgeden gelmiş malı. Girerlerken mesela şu bölgenin malı, şu bölgenin, oraya girerken bunu koyarlarmış. İncir koyarlarmış, zeytin koyarlarmış. Şu bölgenin kumaşları diye. Şimdi konuyu değiştiriyorum. Seni normal insanlar sırasında sayanlar, görenlerle olursan kendini sıradan hissetmeye başlarsın. Şimdi mesela insanı etkileyen dört sebep var. Bunu Mesnevi'den, belemalardan buldum. Zaman, zemin, tam, libas. İnsanın düşüncelerini, hissiyatlarını, fikirlerini, hatta itikatlarını oluşturuyor bu. Zaman, yaşın. Mesela 20 yaşındaki hissiyatların ve alıcıların anlayış seviyen 40 yaşındaki ile çok farklıdır. Zaman bu. Zemin, yaşadığın mekan, yani oluşturduğun çevre, arkadaş, zemin, bulunduğun mekan, arkadaş çevreni, itikadını ve düşüncelerini, hissiyatını oluşturuyor, derdini, kederini. Mesela bir adam var, bir kadın var, bir adam var. Olumsuz insanlarla oturup kalkıyor. O şimdi kendisini iyi hissedebilir mi? Ya komşum biliyor musun ya, başlıyor bütün olumsuzluklar sıralamaya. Sanki haber bülteni, biliyorsunuz hep olumsuzlukları söyler. Güzel haber bülteni yoktur. Yani haber bülteninin ismi değişmesi lazım. Negatif haber bültenine hoş geldiniz. Olumsuz. Moralinizi bozmaya hazır mısınız diye başlayacak. Ben olsam haberi öyle şey yapardım, okurdum. Üçüncüsü nedir? Tamam. Yediğin gıdalar, hani İmam Azam diyor ya, yersen diyor bir haramı tam 40 gün ibadetinden lezzet alamazsın. Mesela ne gelir elin ve seninle, ne gelir seninle, o gelir seninle var ya, elinle. Ha, ne verirsen elinle, o gelir seninle. Şimdi dershanelerde, şeylerde, şunlarda, bunlara dikkat edeceksin. Kim getirdi? Doğru adam ama esaftır, bilmiyor, hassasiyeti yok. Ne getirdi? Kim getirdi, ne getirdi? Yoksa 40 gün namazdan da risaleden feyiz alamazsın. Ya bu kadar okuyoruz da niye olmuyor? Ha, o zaman seni normal insanlar sırasında sayanların, niye sayın? Çünkü onlarla berabersin. Allah Resulü diyor ki, söyle arkadaşını, senin söyleyin kim oldu? Söyleyeyim, senin kim oldu? Başka hadiste de, kişi arkadaşının dini üzerindedir. Üzeredir. Kendini elmaslarla, mücevherlerle dolu hazine olduğunu fark edenlerle yaşarsan, yani kaliteli, kendine paha biçilmez hazine olarak hissedersin. Mesela iki yukarıdaki şuydu. İyi değilim. Ya boşver ya. Ya ne annenle babanla, gençler diyor. Anne babanı bırak. Anne baban ne yapacaksın ya, şey midir ya, şimdi bize mi bakacaklar. Böyle sen de o tipten düşünmeye başlarsın. Öyle düşünürsün, öyle konuşursun. Ama kendini paha biçilmez. Hakikaten kaliteli böyle. İnsanlarla oturup kalkarsan, ki Hazreti Ali'nin sözüdür. Padişahla oturup kalkarsan diyor, gurur kibirin artar. Kadınlarla oturup kalkarsan şehvetin artar. Zenginlerle oturup kalkarsan hırsın ve şükürsüzlüğün artar. Ariflerle oturursan ilme meylin artar. Şeylerle oturursan, tasavvufçularla oturursan tarikata meylin artar. Bu böyledir çünkü niye? Bulunduğun yerde ya inikas eder, ya sirayet eder veya insiba eder. Anladın mı? Mutlaka. Peygamber aleyhisselam sahabeleri niçin yetişilmiyor? Çünkü sirayet etmiş, sirayet. Sigara içmediğini aldı, sigara için yanında dur, üzerine sigara siner. İnikas eder, onun bir timsali sen olur, fuzuli bir arkadaşın içinde olur, onun anlattıkları sende devamlı canlı olur. Camdaki güneş inikas derler. O insan senin aleminde devamlı canlı olur. Ve ondan sonra ola ola insiba olur, onun gibi boyalanırsın, o olursun. Eğer çevren senin değerini, hazinelerini fark edenlerle yaşarsan, mesela
olumsuz insanlarla ben olsam, ben de öyleyse de hastanede hastaya bakıyoruz veya hasta, sen doktorsun bilirsin, hasta bakıcılar ve hastanede muayene için gitmiş. Bir iki saat kal, eve hasta geliyorsun ya. Çünkü olumlu bahsettiğim bir şey yok ya. Sanki 3 aylarında çıkan müsbet efkar vardı ya 3 aylarında. Ondan teneffüs edince insan kendisini manevi hisseder ya. Hastanede de sanki olumsuz hale. O atmosferin içinde kendini olumlu, güzel hissetme şansın olur mu? Çok zor. Ha, eğer senin oluşturduğun çevren, senin değerini, senin elindeki hazineleri fark edenlerle yaşarsan sen, senin kıymetini bilir, sen de senin kıymetini bilirsin. Bak mesela beni met ediyorlar, beni takdir ediyorlar. Abi istifade ettim diyorlar, enaniyet hariç. Deyince, ha o zaman, yani ben zaten kıymetini biliyordum elimdekini ama sen de buna abi çok istifade ettik, Allah razı olsun bilmem ne yaptın. Deyince bu sefer elimdeki kıymeti biraz daha kıymetini anlıyorsun. O zaman sen senin kıymetini bilirsin, çöplükte harcamazsın kendini. Yani insan kendi kıymetini bilirse çöplükte harcar mı? Harcamaz. Hani niye harcıyor? Kendi kıymetini bilmiyor. Çöplükte harcamazsın o zaman. Hem başkalarını da hazinelere malik viraneler olarak değer verirsin bu sefer. Yani de kaliteli olursan, böyle kaliteli insanlarla, bu sefer başkalarına baktığın zaman ev virane ama hani bazı viraneler var, ev boş veya çökmüş ama temelinde öyle hazine para var ki o çıksa dışarıya onun binanın 10 katını yapar. Onun için büyükler demiş ki harabat ehlini hor görmez sakın. Yani boştur, yıkılmıştır. Yani sağda solda dökülmüş, kırılmıştır. Harabat ehlini ona benzetiyorlar. Harabat ehlini hor görme sakın. Hazinelere malik viraneler var. Yani böyle harabat gördüğün insanlarda da ne olacağı da belli değil. Demek ki insanın değerini oluşturan zaman, zemin, tam libasın zeminden okudum. Zemin, o zaman kendini nasıl hissediyorsun? Bir sebebi bulunduğun çevreye sana nabısı bakıyorsa sen kendini öyle hissediyorsun. Eğer olumsuzlanıyorsa, olumsuzlama yapıyorlarsa, hep bardağın boş tarafını görüyorlarsa, hep böyle ben merkezliyse, seni onu bunu aşağılıyorlarsa, tenkit ediyorlarsa, mutlu değillerse sen oradan mutlu olamazsın. Bu sene ne oluyor? Kendini de değersiz, sahipsiz, kötürüm, atılmış, kakılmış hissedersin. O zaman ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber ol. Orada ol. Vahir davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.